Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerimin başında, iki gündür tabii çok acı haberler alıyoruz. 12 vatan evladını, Mehmetçiği kaybettik, şehit düştüler. Kendilerine, şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerimize, milletimize başsağlığı diliyorum. Ve tabii hain terör örgütünü, bütün faaliyetlerini, saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii bütçe görüşmeleri içerisinde Türkiye'nin ekonomik durumunu önemli ölçüde tartışma imkanı buluyoruz. Son 12-13 yıllık dönem maalesef Türkiye'nin iktisat tarihi için bir kayıp dönemdir. Büyük bir gerileme dönemidir. Türkiye'nin uzun bir modernleşme, çağdaşlaşma yolu var, mücadelesi var. Kat ettiği çok büyük mesafeler var. Bu kapsamda Büyük Atatürk'ün hepimizin önüne hedef olarak koyduğu Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine taşıyabilmenin de bir önemli yolu az önce bahsettiğim ekonomik gelişmeyi sağlayabilmektir. Ancak son 12-13 yıllık dönemde orta yerde bulunan manzara çok açık bir başarısızlıktır. Türkiye'nin ekonomik performansı bütün bu dönem için, son AK Parti dönemi için bir büyük duraklama devri, bir geriye gidiş devridir. Değerli arkadaşlarım, niye böyledir? Yani Türkiye'de ekonomik performans çok kötü, bu iktidar çok başarısız. Niye bunu söylüyoruz? Bu görüş, emin olunuz, çok önemli, çok temel bir takım göstergelere dayanıyor. En başta bir ülkenin ekonomik gelişmesini, ekonomik durumunu ele almak için bakacağımız en temel gösterge milli gelir, ama tabii daha önemlisi, daha anlaşılır bir karşılaştırma imkanını bize sunacak şekilde kişi başına düşen gelirdir değerli arkadaşlarım. Ve bunu başka ülkelerle karşılaştırabilmek için yabancı para cinsinden bunu değerlendiririz. Şimdi Türkiye'de kişi başına gelir 2011 yılında kıyaslandığında yerinde sayıyor. Bakın 2011'de 11.221 dolar kişi başına gelirken bu yıl 10.622 dolar. Türkiye en temel, en önemli gösterge bakımından 12 yıl içerisinde geriye gitmiş durumda. Aynı evrede komşumuz Bulgaristan'da 7.872 dolar olan kişi başına gelir, 2011'deki kişi başına gelir, 16.086 dolara yükselmiş değerli arkadaşlarım. Romanya'da 9.546 dolar olan kişi başına gelir, 18.413 dolara yükselmiş. Diyebilirsiniz ki bu ülkeler Avrupa Birliği üyesi oldular, onun verdiği imkanlarla bu mesafeyi kat ettiler. Çin'e bakın, Çin 5.600 dolarlarda iken bugün 12.720 dolarda. Değerli arkadaşlarım, Çin de Türkiye'yi geçmiş vaziyette. Yani en temel gösterge bakımından Türkiye'de bu yönetim, AK Parti yönetimi sınıfta kalmıştır. Bunun açıklıkla bilinmesi gerekir. Türkiye'nin kronik sorunlarının, ekonomideki kronik sorunlarının çözümü de gerçekleşmiş olsa belki bu iktidar başarılı sayılabilirdi. En önemli sorunumuz, biliyorsunuz, öteden beri cari işlemler dengesiyle ilgili. Yani Türkiye olarak dışarıdan efendim aldığımız mallar, dışarıya sattığımız mallar, alınan satılan hizmetler, yatırımlar, bunların dengesine bakıldığında Türkiye'nin verdiği bir açık var. Bu açığı biz tabii gayri safi yurt içi hasılaya oranladığımızda başka ülkelerle de karşılaştırma imkanına ulaşıyoruz. Bakın arkadaşlar, 2011'de %5.4, -5.4 düzeyindeydi. Bugün hala %5.4, -5.4 düzeyinde. Yani Türkiye'yi siz bu son 12 yıllık dönemde ihracatçı bir ülke haline getirdiniz mi? Türkiye'de daha fazla yüksek teknolojiye dayalı endüstrilerin önünü açarak Türkiye'nin daha verimli, toplam faktör verimliliğinin daha yüksek olduğu bir ekonomi haline gelmesini sağladınız mı? Sağlayamadınız. Türkiye'nin en temel, en önemli ekonomik sorunu orta yerde duruyor arkadaşlar. Bir başka çok önemli gösterge tabii ki enflasyon. Yani birçok hatip benden önce de burada söylediler. Enflasyon son 11 yılda, 12 yılda nereden nereye geldi ve özellikle Türkiye'de konut fiyatları, gıda fiyatları düşünüldüğünde resmi enflasyon rakamlarının çok üzerinde
bir enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon da doğrudur Türkiye'nin önemli bir sorunudur, kronik hale gelmiş bir sorunudur. Bu sorunda da çok daha kötüye gitmiş bir manzara ile karşı karşıyayız. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde ben çok merak ediyorum. AK Parti sözcüleri, AK Partili arkadaşlar, siz hangi yüzde bu meclisten bütçe isteyebiliyorsunuz acaba? Şimdi diyebilirsiniz ki Yunus Emre sen bir muhalefet milletvekilisin, taraflı davranıyorsun, haksızlık ediyorsun. Belki böyle düşünenler vardır aranızda. Böyle düşünen değerli arkadaşlar için bir şey söyleyeceğim. Bakın, bu benim değerlendirmem, baştaki söylediklerim doğru. Benim kriterlerim, ortaya koyduğum kriterler ama evrensel kriterler. Sizin kendi kriterlerinize, kendi değerlendirme ölçütlerinize göre değerlendirmeye var mısınız? Bakın önümde benim sizin seçim beyannameniz duruyor. 2011 AK Parti'nin seçim beyannamesi. Başlık Türkiye hazır, hedef 2023. Ve bu beyannameyi kendi web sayfanızda diğer seçim beyannamelerinden ayrı başka bir bölüme koymuşsunuz. Ana sayfadan erişilebiliyor. Diyorsunuz ki bu bizim temel belgemizdir. Türkiye'yi 2023'te biz buraya taşıyacağız kardeşim demişsiniz. Şimdi bugün beraber konuşacağız. Acaba sizin değerlendirme ölçütlerinize göre nasıl bir 2023'te Türkiye olacak demişsiniz. Bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıyayız? Bunu konuştuğumuzda herhalde hepimiz vicdan sahibi insanlar olarak bir hüküm verebileceğiz değil mi? Değerli arkadaşlar, demişsiniz ki bu metnin 34. sayfasında 2023'te Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacak. Bakın ben uydurmuyorum. Sizin kendi en temel belgenizden örnek veriyorum. Bunu taahhüt etmişsiniz. Bu taahhütle girdiğiniz seçimlerde %50 oy almışsınız. Türkiye'yi ilk 10'a sokun diye bu millet size oy vermiş. Ve 17. olan Türkiye, o sırada 17. olan Türkiye bugün 19. sırada. Niye 19. sıraya düştü arkadaşlar? Peki bir başka örnek. Enflasyon. Enflasyonun tek haneye ineceğini söylemişsiniz. O yıllarda enflasyon 10.45. Tek hanenin çok az üzerinde 10.45 o enflasyon var 2011'de. Bugün resmi rakamlar %61.98 enflasyon var. Yine aynı metninde demişsiniz ki faizleri tek haneye düşüreceğiz demişsiniz. Değerli arkadaşlarım, faizleri tek haneye düşüreceğiz dediğinizde zaten o dönemde ortalama faizler %9. Bugün Merkez Bankası'nın politika faizi %42.5. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında attığı bir tweet var. Diyor ki bizden önce faizler %45'ler düzeyindeydi. Bugün çok şükür bu durumda değiliz diyor. Değerli arkadaşlar, 12 yıl sonra Türkiye'yi getirdiğiniz durumu görüyor musunuz Allah aşkına? Türkiye'yi getirdiğiniz durumu görüyor musunuz? Yine aynı metinde ihracat hedefi, sayfa yine 34. İhracat hedefi 500 milyar dolar. Bugün 250 milyar dolar düzeyinde. Arkadaşlar böyle bir sapma olur mu? Hangi hesap bu kadar şaşabilir? Sizin bir şirket olsa, muhasebe dairenizde bulunanların hesabı böyle şaşsa, Allah hakkı için bir gün işte tutar mısınız? Onun için başta sordum. Hangi yüzde bütçe istediğinizi bu meclisten gerçekten anlayamıyorum. Değerli arkadaşlar, az önce milli gelirden bahsettim, kişi başına düşen gelirden bahsettim. Aynı metinde diyorsunuz ki 2023'te kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacak diyorsunuz ya. Kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacak dediğiniz ülkede kişi başına gelir 12 yıl sonra yine 2011'deki düzeyde, yine 10 bin dolar düzeyinde. Ya bunun hesabını vermek konusunda kendinizi sorumlu hissetmiyor musunuz? O gün 2011 seçimlerinde size %50 oy veren milletimize dönüp ya biz affedin, pişmanız, Türkiye'yi size verdiğimiz sözleri tutamadık, biz bu oyları hak etmedik, niye demiyorsunuz? Değerli arkadaşlarım? Çok örnekler var. İşsizlik %5'e gelecek demişsiniz arkadaşlar. Burada yazıyor, burada. Ben uydurmuyorum. Siz diyorsunuz ki beni bununla yargılayın gelecekte diyorsunuz. Kendiniz söylemişsiniz. Bizim başarımızı, biz ne yapmışız? Burada yazıyor hedef 2023 ve hala diyorsunuz ki bu bizim en temel belgemizdir. Web sayfanızda duruyor mu? %5 olacak demişsiniz işsizlik. Bugün yine %9'lar düzeyinde bir işsizlik var. Aynı düzeyde işsizlik duruyor Türkiye'de. Bir adım geriye gitmiş değil. Arge harcamaları %3 olacak demişsiniz. Sayfa 50'de yazıyor.
Arge harcamaları %3 olacak demişsiniz, gayri safi yurt içi hasıladaki oranı. %1.66 düzeyinde. Sayın milletvekilleri, bunların tabii çok örnekleri var. Ama özellikle eğitim bakımından verilen sözler ve orada ortaya çıkan manzara tabii çok kötü. Benden önce değerli İstanbul milletvekilimiz Ali Gökçek de gündeme getirdi. PISA'da Türkiye'yi ilk ona sokacağız dediniz. Orada da yine son derece kötü bir manzarayla karşı karşıyayız. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin son 12 yılı bir kayıp dönemdir. Bir geriye gidiş dönemidir maalesef. Ve bu kafayla gidilirse, bu yaklaşımla gidilirse maalesef milletimiz için bir çöküş dönemi olur. Bu sebeple biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl ki AK Parti'nin geçmiş politikalarına, Türkiye'ye kötülük eden politikalarına karşı çıktıysak bu bütçeye de hayır oyu vereceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.